18'e. Buyurun. 18'i ben çevirdim de şimdi. Abi bu çeviri çok şey olmuyor. Siz isterseniz oradan takip edin de. Bir incelemeye davet bir açıklamasıdır. Tanımlamanın amacı sürece dahil olan farklı roller arasındaki iş dağılımını herkes tarafından açıkça anlaşılabilecek şekilde sunmaktır. Kontrol listesine dayalı bir incelemeye davet edileceksiniz. Kontrol listesi de size gönderilecektir. Aşağıdaki notları içerir. Faaliyeti gerçekleştiren kişiyi her bir faaliyet için açıkça tanımlanmış mı? 2. Her faaliyet için giriş kriterleri açıkça tanımlanmış mı? 3. Her faaliyet için çıkış kriterleri açıkça tanımlanmış mı? 4. Destekleyici roller ve bunların çalışma kapsamı her bir faaliyet için açıkça tanımlanmış mı? Aşağıda yukarıdaki kontrol listesini kullanmamız gereken gözden geçirecek çalışma sonucundan bir alıntı gösteriyoruz. Müşteri belgelerini eksiksiz ve doğruluk açısından kontrol ettikten sonra yazılım mimarı sistem belirtimini oluşturur. Yazılım mimarı sistem belirtimini tamamladıktan sonra test edicileri ve doğrulayıcıları incelemeye davet eder. Bir kontrol listesi incelemenin kapsamını tanımlar. Davet edilen her gözden geçiren yorumları gözden geçirir, gerekirse ve incelemeyi tamamlar. Resmi bir inceleme yapıldığı yorumla incelemenizle ilgili aşağıdaki ifadeden hangisi doğrudur? Gözden geçirmeye davet etmek için hangi koşulun yerine getirilmesi gerektiğini açık olmadığı için kontrol listesinin iki maddesi ihlal edilmiştir. B. Test edene ve doğrulayıcıya ek olarak doğrulayıcının da davet edilmesi gerektiğini fark ettiniz. Bu öğe kontrol listenizin bir parçası olmadığı için ilgili bir yorum oluşturmazsınız. C. İncelemeyi neyin tamamlanmış olarak işaretlendiği net olmadığı için kontrol listesinin 3 maddesi ihlal edilmiştir. D. Gözden geçirme daveti için kontrol listesini kimin sağladığı net olmadığı için kontrol listesinin bir okurken de mantıklı gelmedi çeviriler ama Yani biraz ters bir şey bir soru. cümle düşükleri falan olmuş. Yani kısaca ne diyor? Bakalım Ya cevabına bir bunun. bakabiliriz. Ya da Bekir hocam var mı bir şey? Ekranım gözüküyor değil Atan mi? hocam yok. Atan hocam yok ya bu soru. Şey bir soru ya. Başıyla sonunu bir araya getirmek zordu ya. Ama şeyin dediği gibi bence şey nedir adı? Aynen abinin dediği gibi yani bence bunu çok böyle tür uzun soracaklarını zannetmiyorum. Zaten verdikleri süre belli yani. Bakalım hangi soruydu bu? 18 18 Denizli'ymiş. de direkt cevabını okuyalım abi. Birinciymiş doğru olan ya. Evet. Yok. D diyor. Checklist'i kim yapıyor belli değil diyor. Not correct. Okay. D. D neymiş? Gözden geçirme daveti için kontrol listesini kimin sağladığı net olmadığı için kontrol listesinin birinci noktası ihlal edilmiştir. Evet. Okay. Geçiyorum. Biraz. Evet, 19. Hocam kaçta bitiriyoruz? Yani şey yapalım, 19-20'yi yapalım. Yarısına kadar, 21'e kadar gelmiş olalım. Bitirelim olması. Yarın devam ederiz. Olur. Olur. Çünkü geç oldu bizim burada da.
Hocam 19. 19. What is checklist based testing? A test technique in which tests are derived based on the tester's knowledge of past faults or general knowledge of failures. B, a test technique based on an analysis of the specification of a component or system. C, an experience-based test technique whereby the experienced tester uses a list of items to be noticed, checked, or remembered, or a set of rules or criteria against which a product must be verified. D, an approach to testing where the tester dynamically design and execute tests based on their knowledge, exploration of the test item, and the result of the previous tests. Checklist based test neydi? Şu glossary'den bir bakayım. Şey bu ya hocam. Kontrol etkisine dayalı şey var ya. Test. Neye dayalı? Ha, kontrol listesine dayalı. Ha, tamam. Checkliste vardı ya, bu o işte. Evet, evet. Yani eline bir liste veriliyor, ona göre şey yapıyorsun. Bunun biz böyle C gibi duruyor ama. Aynen bu C, evet. Çünkü direkt eline bir liste veriliyor. Hatırlaman gereken neler olduğunu yazıyor. İşte onlara göre check edeceksin. Evet. Neymiş? Şu soru 19. Evet, C. Tecrübeye dayalı test tekniği arasında, evet, sayılıyor, evet, sanırım. Şimdi baktım. Evet. Burada yazıyor da experience based test technique. Tamam. 20. soru. Which of the following options is categorized as black box test technique? A, a technique based on analysis of the architecture. B, a technique checking that the test object is working according to the detailed design. C, a technique based on knowledge of past faults, general knowledge of failures. D, a technique based on formal requirements. Açık abi. D herhalde. Hmm. Teknik formal requirements. Black box. Bizim için resmi requirement'lara göre yaptığımız testler de black box testing. 20. Evet, değilmiş. Ne yazıyor? Black box test. Formal requirement documents, verification, use cases, user stories. Diğerleri experience based teknik, white box, white box. Şu ikisi white box'muş. Şu da experience based'miş. Tamam. Bitirelim burada. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar size. Ya da iyi geceler. Teşekkürler. Bekir hocam, kapatmadan müsait misin Bekir hocam? Müsaitim, buyurun Ayhan abi. Hocam ben size özelden bir şey atayım da, bir Excel'de bir şey soracağım da. Tabii, estağfurullah. Yani arkadaşlar olursa onlar da katılabilirler. Yani benim şeyle ilgili, rezüme ile ilgili de bir şey düzeltmem gerekiyor. Bir türlü beceremedim. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese.